Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba. İnkılap Tarihi soru cevap serimizin dördüncü videosunu çekeceğiz. Toplamda dediğim gibi 6 videodan oluşacak. ilk 3 videoyu değerli arkadaşlarım oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Her video 50 sorudan oluşacak. Toplamda 300 soruyla inkılap tarihini güzelce tekrar etmiş olacağız soru cevap şeklinde. Dördüncü videomuzun isterseniz İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ilk sorusuyla hemen başlayalım. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na katılmayan devlet hangisidir? Kimdi değerli arkadaşlarım Mudanya'ya katılmayan? Yunanistan savaşsa dahi Mudanya'ya katılmıyordu. Cevabımız Yunanistan olmuş olacak. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kim katılmıştır? Kim katılıyor değerli arkadaşlarım? İsmet İnönü. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi yerleri diplomatik yollarla geri almıştır? Yani savaşmayarak. Ne, nereler alıyordu? İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya. Değerli arkadaşlar Doğu Trakya içerisinde de e, şık da size Edirne, Tekirdağ diye verebilirler. Buna da dikkat edin. Mudanya Ateşkes Anlaşması sonucu İngiltere'de hangi hükümet istifa etmiştir? Değerli arkadaşlarım bu çıkmış sınav sorusudur. Buna dikkat edelim. Bu neydi? Lloyd George hükümeti ne yapıyor? Mudanya Ateşkes Anlaşması sonucu İngiltere'de istifa etmiş oluyor. Yani hükümet değişikliği oluyor. Refet Bele Trakya Yüksek Komiseri olarak nereyi almakla görevlendirilmiştir? Nereyi? Nereydi arkadaşlarım? Doğu Trakya'yı alarak e, bu görevini e, tamamlamıştı Refet Bele. Kurtuluş Savaşında deniz savaşında başarı sağlayan İlk ve tek Türk gemisi hangisidir? Bu soruyu oldukça önemsiyorum ben. Değerli arkadaşlarım, cevabımız Alemdar olacak. Bir kez daha okumak istiyorum bu soruyu. İyice hafızamıza kazınsın değerli arkadaşlarım bu soru. Kurtuluş Savaşı'nda deniz savaşında başarı sağlayan ilk ve tek Türk gemisi hangisiymiş? Alemdar gemisiymiş değerli dostlar. Bir diğer soru. Lozan Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan devlet adamı kimdir? Bunu da birçoğumuz bilmiyoruz maalesef. Bu açılış konuşmasını yapanlar önemlidir daima. O yüzden bunu da bilelim. Bunu kim yapıyor değerli arkadaşlarım? İsviçreli Mr. Hub yapıyor. Lozan'ın açılış konuşmasını. Bir sonraki sorumuza bakalım. Lozan konferansında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kim temsil etmiştir? Mudanya'da kim temsil ediyordu? Temsil ediyordu. İsmet İnönü. Lozan'da yine aynı isim var. İsmet İnönü değerli arkadaşlar. Lozan Anlaşması ile İngiltere'ye bırakılan yerler nerelerdir? İngiltere ye nereler bırakılıyor değerli arkadaşlarım? Mısır, Irak, Sudan ve Kıbrıs bırakılmış oluyor. İsmet İnönü Lozan Konferansı'na katıldığında görevi neydi? Değerli arkadaşlarım Dışişleri Bakanı'ydı. Sakın Başbakan ya da Genelkurmay Başkanı olarak katıldı demiyoruz ne olarak katılmış? Dışişleri Bakanı olarak. İsmet İnönü'nün Lozan'a katılabilmesi için Dışişleri Bakanlığından istifa eden devlet adamı kimdir? O dönemde kim vardı değerli arkadaşlarım? Önce Bekir Sami Bey. Bekir Sami Bey'den sonra Yusuf Kemal Tengirşenk geliyor. Yusuf Kemal Tengirşenk de değerli arkadaşlarım istifa ediyor. Ve İsmet İnönü Lozan'a bu şekilde katılıyor Dışişleri Bakanlığı olarak. Cevabımız Yusuf Kemal Tengrişenk olacak. Lozan Konferansı'nın dili nelerdir? Fransızca ve Türkçe. Eğer bize resmi dili derse sadece Fransızca tamam mı arkadaşlar? Ancak e, dil olarak yine de Fransızca ile Türkçe e, konuşulmuş olacak. Lozan Konferansı'nın gözlemci ülkesi kimdir? Amerika Birleşik Devletleri olacak cevabımız. Lozan Konferansı'na sadece Boğazlar maddesi için katılan devletler hangileridir? Kimler katılıyor Boğazlar maddesi için? Sovyet, Rusya ve Bulgaristan. Lozan Konferansı'nda Boğazlar üzerinde mutlak Türk egemenliği tezini savunan devlet kimdir? Değerli arkadaşlarım cevabımız ne olacak? Sovyet, Rusya olmuş olacak. Lozan Anlaşması hangi dergide yayınlanmıştır? Hangi dergide yayınlanıyor? Tur dergisinde yayınlanıyor değerli arkadaşlarım. Lozan Anlaşması. Lozan Anlaşması'nda Türkiye'nin bugünkü haliyle çizilen tek sınırı neresidir? Tek sınırı Yunanistan sınırıdır değerli arkadaşlar. Lozan Anlaşması ile Rodos, Meis 12 ada kime verilmiştir? Buna sakın sakın Yunanistan demiyoruz. Lozan Anlaşması ile İtalya'ya veriliyor değerli arkadaşlarım. Ancak... Ancak 1947 senesinde Rodos, Meis ve 12 ada kime verilecek? Yunanistan'a verilecek. Yani 1947 senesinde. Ancak bize Lozan'ı sorduğu için Lozan'da kime veriliyor bu yerler? İtalya'ya veriliyor. Türkiye'ye Lozan Anlaşması ile hangi adalar verilmiştir? Gökçeada, diğer adıyla İmros, Bozcaada, diğer adıyla Taşos ve Tavşan Adası. Türkiye Yabancı okullar sorununu hangi devlette yaşamıştır? Kiminle yaşıyorduk arkadaşlarım? Fransa'yla. Türkiye dış borçlar konusuyla en çok hangi devlette sorun yaşamıştır? Yine aynı devleti. Aynı devlet cevap Fransa olacak. Türkiye borçlarını hangi para birimiyle ödemiştir? Türk lirası ve Fransız frangıyla ödüyor Türkiye borçlarını. Türkiye nüfus mübadelesi diğer adıyla etabli sorunu ile hangi devlette karşı karşıya gelmiştir? 1930 senesinde Yunanistan'la karşı karşıya geliyor değerli arkadaşlarım ve ahali anlaşması imzalanıyor bu dönemde. Yunanistan Türkiye'ye savaş tazminatı olarak nereleri vermiştir? Cevabımız ne olacak? Kara Ağaç ve Bosna Köy savaş tazminatı olarak Türkiye'ye veriliyor. Lozan'da Konuşulan Patrikhane sorunu hangi iki ülke arasında sorun olmuştur? Cevap Türkiye ile Yunanistan arasında. İsmet İnönü. Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz sözünü nerede söylemiştir? Bunu nerede söylüyor? Nozan konferansında. Nozan anlaşmasını kaçıncı Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamıştı? Bunu sakın bir demiyoruz imzalanması 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde bize onaylanması onaylanmasını soruyor. Cevabımız ne olacak değerli arkadaşlarım? 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi. Lozan'a verilen arada neler yaşandı? Neler yaşanıyordu değerli arkadaşlar? İzmir İktisat Kongresi düzenleniyor bu dönemde. Bu arada ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı alınıyor. Bu çıkmış sınav sorusudur. 2019 KPSS'de olması lazım. Türkiye, Lozan'da hangi konular hakkında taviz verilmemesini istemiştir? Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar. Saltanatın kaldırılması teklifini meclise kim sunmuştur? Kim sunuyor değerli arkadaşlarım? Doktor Rıza Nur. Son Osmanlı sadrazamı kimdir? Kimdir? Tevfik Paşa. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 2016 ön lisansa çıkan bir sınav sorusuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atanan son halife kimdir? Abdülmecid Efendi. Son Osmanlı Padişahı 6. Mehmet Vahdettin hangi gemiyle İstanbul'dan Malta Adası'na götürülmüştür? Hangi gemiyle? İngiliz Malaya gemisiyle değerli arkadaşlarım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk ve tek inkılabı nedir? Saltanatın kaldırılmasın. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni en yaşlı üye sıfatıyla kim açmıştır? Kim açıyor? İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Efendi. Herkes biri biliyor ancak ikiyi birçoğumuz bilmiyoruz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Değerli dostlarım. Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunan devlet adamı kimdir? Bu soruyu önemsiyorum. Cevap neymiş arkadaşlarım? İsmet İnönü'ymüş. Mustafa Kemal 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sırasıyla nereden milletvekili adayı gösterilmiştir? Yine birçoğumuz birinciyi biliyoruz ama ikinciyi bilmiyoruz. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. İlki nereye deden arkadaşlarım Ankara. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise Gaziantep'ten milletvekili adayı gösterilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir? Cevabımız İsmet İnönü. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı kimdir? Cevabımız Ali Fethi Okyar. 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlaması hangi yıldan itibaren olmuştur? Cevabımız 1925 senesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genel kurmay başkanı kimdir? Cevabımız Fevzi Çakmak olacak. Halifeliğin kaldırılması hakkındaki kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunan kişi kimdir? Birçoğumuz yine saltanatı biliyoruz. Lakin halifeliğin kaldırılması hakkındaki kanunun teklifini sunanı bilmiyoruz. O yüzden bu soruya dikkat edelim. Cevabımız şey Saffet olmuş olacak. Türkiye Cumhuriyet, Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Bakanı kimdir? Cevabımız Rıfat Börekçi. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk genel sekreteri kimdir? Kurucusunu demiyoruz bak. İlk genel sekreteri cevabımız Recep Peker olmuş olacak. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu amblemini kim tasarlamıştır? Cevabımız İsmail Hakkı Tonguç. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi hangisidir? Cevabımız Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Terakki Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu kimdir? Cevap Kazım Karabekir. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın genel sekreteri kimdir? bu genel sekreterlere biraz önem veriyorum ben. Sınavda daha hiç sorulmadı. Her an karşınıza soru olarak çıkabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın genel sekreterlerini bilelim ve öyle girelim sınava değerli arkadaşlarım. Bize Terakki Perver'i soruyor. Genel sekreteri kimdi? Ali Fuat Cebesoy'dur değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunu ne olarak nitelendirmiştir? Paşaların komplosu olarak nitelendiriyor Mustafa Kemal. Son sorumuz bu videonun değerli dostlarım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında kimler vardır? Bu kurucular önemlidir. Bunu biz değerli arkadaşlarım ne diye kodluyorduk? Karar diye kodluyorduk. Kazım Karabekir, Adnan var. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele olmuş olacak. Değerli arkadaşlarım. Dördüncü videomuzda bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı oluyordur. İnkılap tarihi soru cevap serimiz. İnşallah değerli arkadaşlarım buradan karşınıza sorular gelir diye umut ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz salcakta kalın değerli arkadaşlar.